CHP'lere sorarsanız kesemez. Bana sorarsanız kesebilir ve kesmeli. Aslında AKP liderliği, Erdoğan'ın uyguladığı politika ve tarz, İsrail'in tam da çok hoşuna gidecek, işine yarayacak bir tarz. Ne yapıyor Erdoğan? Ekranlara çıkıp yağıyor, esiyor, İsrail'i eleştiriyor, milleti galeyana getiriyor. Bir sabah namazından sonra Galata Köprüsü'nde miting yapıyor, tel-in mitingi diyor, lanetliyor İsrail'i. Ama aynı saatlerde gemiler harıl harıl İsrail'e çalışıyor. Dolayısıyla bu tam da İsrail'in işine yarayacak bir şey. Halkın duyguları bir anlamda yatıştırılıyor. Halk teskin ediliyor. Halk bir anlamda duygusal olarak tatmin ediliyor. Ama İsrail işini yapmaya devam ediyor. Az önce ifade ettiniz. Kürecik üssü. İsrail'in istihbaratı Kürecik üssünden gidiyor. Petrolden bahsettiniz. Bakü Ceyhan boru hattı harıl harıl Hayfa limanına İskenderun'dan gemiler çalışıyor ve şu anda oradaki Müslümanları, Gazze'lileri bombalayan uçakların petrolü açık ve net söylüyorum. Türkiye'den giden petrol. Bunun aksini iddia etmesi için o petrolün borusunu kesmesi lazım Erdoğan'ın. O gemilerin oradan kalkmasını engellemesi lazım. Yıkılan yer Gazze. Kahrolan insanlar Gazze. Niye bu ülkeden çimento İsrail'e gidiyor? Niye Hayfa Limanı'na harıl harıl çimento gemileri çalışıyor? Çelik gidiyor. İsrail'in ihtiyaç duyduğu çeliğin %65'i Türkiye'den gidiyor. Peki bu, şunu diyebilir mi? Biz çelik gönderiyoruz. Onlar ne yaparsa yapsın. İster uçak yapsın, ister bomba yapsın. Dikenli tel göndermiyoruz. Tel gönderiyoruz. Dikenli İsrailliler takılıyor. Vallahi biz karışmayız o işe diyor. Böyle bir anlayış olur mu? İsrail'li askerlerin gıdası Antalya'dan gidiyor. Türkiye'de bizim milletimiz fakir fukara o kadar taze gıdayı yiyemezken, taze meyve sebze yiyemezken Antalya'dan harıl harıl gemiler çalışıyor. Su dahil olmak üzere İsrail'e gidiyor. Her Allah'ın günü 8 gemi gidiyor. Bunları ifşa ettiğimiz zaman da bu sefer gemilerin rotasını yanlış bilgilerle çıkartmaya başladılar. Dediler ki gemi Mısır'a gidiyor, yolda değiştirdik rotasını. Çünkü takibe başlamıştık. İki tane önemli soru önergesi verdim meclise. Cevap yok. Veremezler. Verseler altında kalacaklar. Daha iddiayla söylüyorum. Dedim ki Sayın Bakan, Milli Savunma Bakanı'na sordum. Adana'daki İncirlik üssünden kalkan Amerikan uçaklarının Güney Kıbrıs Rum kesimindeki İngiliz üslerine gittiği ve oradan bir başka uçak veya rotayla İsrail'e silah taşıdığı iddiaları var. Buna ne diyeceksin diye sordum. Ben bu ülkenin milletvekiliyim. Millet adına, sizler adına, bizi izleyenler adına hesap sormak sorumluluğundayım. Cevap yok, cevap veremiyorlar. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Dünya kadar Türk firması İsrail'de çalışıyor. Ve yeni çok sayıda işçinin Türkiye'den İsrail'e gittiğine dair bilgiler geldi. Sordum Çalışma Bakanı'na. Dedim ki ne kadar işçi gitti, ne kadar çalışıyor? Bu firmalara bir şey yapacak mısınız? Çalıştırmayın bunları diyecek misiniz? Yok. İsrail'in neredeyse bütün lojistiği Türkiye'den sağlanıyor. Sen çık meydanlarda, efendim İsrail'i telin et, milletin duygularını yatıştır, ondan sonra harıl harıl istihbaratını gönder, petrolünü gönder, dikenli telini gönder, gıdasını gönder, suyunu gönder, her şeyini gönder. Ondan sonra ben vazifemi yaptım de. Şimdi bir başka soru daha soracağım. Belki ben gözden kaçırmışım da siz daha iyi takip etmiş olabilirsiniz. Şu kadar Sahra Hastanesi kurduk diyorlar. Şu kadar gemi yardım gitti diyorlar. Bana bir görüntü, bir bilgi, bir belge, bir kanıt söyleyebilirler mi? Bunlar Gazze'ye ulaşmıştır diye. Benim Gazze'de sürekli temasta olduğum insanlar var. Sürekli bana Gazze'den bilgi gönderiyorlar. Mısır'a yok gitti. Efendim? Mısır'a gitti. Biliyorum Mısır'a gitti de nerede? El Ariş'te bekletiyorlar. Oradaki ben görüştüm. Mısırlılarla da görüştüm. El Ariş'te bekletiliyor. Türkiye'de alayla valayla bugün gemi kalktı. 666 bin ton bilmem ne gönderdik diye reklam yapacaksınız ama Gazze'den içeriye giremeyeceksiniz. Varsa bu kadar gücünüz İsrail üzerinde, varsa niyetiniz gidin deyin ki ya arkadaş bir dakika zaten bu saldırıyı yapıyorsun. Bırak kapıyı aç da refah kapısını buradan yardım götürelim. Milletin efendim gazını alacaksınız. Ondan sonra bir kişi pankart astı diye pankart gösterdi diye alıp onu içeriye atacaksınız. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Dolayısıyla burada ben birincisi sorunuza net cevap vereyim. Erdoğan'ın ve AKP iktidarının herhangi bir şekilde oradaki yaşanan olaylara dur diyebilecek ne bir siyasi, ne bir ekonomik, ne bir askeri, ne de diplomatik gücü var.
Dolayısıyla milletin duygularını yatıştırma sorumluluğu var. Öte yandan İsrail'in bütün desteği devam ediyor. O kadar Arap Birliği toplantıları yaptınız, Cidde'de bir araya geldiniz, birçok Arap devletleri oturdunuz, konuştunuz. Ya bir karar alın, deyin ki bizim üzerimizden İsrail'in uçakları uçmasın. Bakın ne oluyor, zaten etrafındaki bütün devletler, Müslüman devletleri. Uçurmayın İsrail'in yolcu uçaklarını. Göndermeyin gemileri, bakalım o savaş devam edebilecek mi? Mümkün değil devam etmesi. Dolayısıyla burada ben... O kadar kolay mı acaba? Ya bakın, devlet olursanız kolay ama gırtlağınıza kadar borca battıysanız, Londra tefecilerinin önünde, Yahudi tefecilerinin önünde diz çöküp ne olursun para batıyoruz diye dilenirseniz sesinizi çıkartamazsınız. Sonra dönersiniz millete, kusura bakmayın dersiniz. Ve utanmadan, sıkılmadan Murat Kurum da siyaset yapıyor. Diyor ki biz kazanırsak Gazze kazanacak, Gazze sevinecek. Niye sevinsin sen kazanınca ya? Dikenli teri sen gönderiyorsun, petrolü sen gönderiyorsun. Sen bu ülkenin milletvekili değil misin? Parlamentoda bir kere konuştun mu kardeşim? Bir kere kalkıp bir açıklama yaptın mı? Niye sevinsin? Kan ağlıyor insanlar orada. Her Allah'ın günü üzerine bombalar yağan insanlar Murat Kurum kazanacak diye sevinecekmiş. Böyle bir şey olur mu? Utanmadan, sıkılmadan hala milletin duygularını istismar ediyorlar. Orada inanılmaz bir kan ve gözyaşı var. İnsanlar dram içerisinde. Müslüman dünyasına düşen önemli sorumluluklar var. Madem sen ben dünya lideriyim diye ortalıkta dolaşacaksın, o zaman sorumluluğunu yerine getir. Dolayısıyla burada ben AKP rejimini ve Erdoğan'ın tutumunu samimi bulmuyorum. Evet.